Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ejder meyvelerime birazcık ilgi göstereceğiz. Çünkü az önce bir baktım ki ejder meyvem yamulmuş gibi, şöyle kötü bir hale gelmiş. O yüzden bunu düzeltmem gerekiyor. Yani nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. İnternetten de araştırmadım. İyileşeceğini umuyorum. O yüzden ben bunu videoya başlamadan söktüm. Biraz saksının içindeki toprağı da şimdi azaltıyorum. Aletlerim burada olmadığı için maalesef elle çalışıyorum. Aletlerim aşağıda, alt katta. Artık bu işleri yukarıda yapmaya başladım. Alt kat annem tamamen elimden aldığı için. Hatta burada bakayım. Sizlere çok yakında. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Sanırım görünüyor. Bakın böyle hareket çıkıyor size. Terbiyesiz orta parmak yapmış. Kafası da burada. Bunun boyama videosunu çekeceğim çok yakında size. Yani haftaya Lego videosu gelecek. Lego videosundan sonra da bunun boyaması gelir büyük ihtimalle. Aslında bu hafta çekecektim de o yetişmedi. Şey yetişmedi yani. Bunun macunlaması, dolguları falan yetişmedi. O yüzden aceleye getirmeyeyim dedim. Çirkin olmasın, güzel bir şey olsun. Güzel bir şey olması için de haftaya bırak. 2 hafta sonraya kaldı. Biliyorsunuz her hafta sadece cuma günleri videoyu yayınlıyorum. O yüzden 2 hafta sonraya kaldı. Şimdi şöyle tutup ejder meyvemi tekrardan toprağa güzelce gömüyorum. Biraz gövdesi de toprağın içinde kalacak. Yani yapabileceğim bir şey yok, kalmak zorunda. Şöyle bastırıyorum. Şöyle dursa çok daha güzel olacak ama onu desteklemem lazım. Nasıl destekleyeceğimden emin değilim şu an. Evet. Şu an bunu güzelce doldurduk. Şöyle bir tane çubuğumuz olsaydı keşke, bunu böyle destekleseydik. Şöyle dimdik büyüseydi. Ne çubuk sokabilirim yanına? Neyse, ben bunu yarın bir tane küçük bahçeden böyle de güzel, mecburen yapacak bir şey yok. Bahçeden küçük bir çubuk ayarlayıp öyle şey yapayım. Ne denir bilmem ama ona bağlayıp dikeyim. Dik dursun. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Aslında bunun bir şey yok. Ama bunda da böyle şöyle bir sararma çürüme olmuş. Yine bir onu da toprağına dökelim. Bakalım ne var. Şimdi böyle kesme matımızı biraz batırdık ama olsun, yıkarız. Şöyle yan çeviriyorum saksımı. Azıcık sıkıştırıyorum rahat çıksın diye. Hop ve geldi. Şimdi ejder meyvemin köküne çok zarar vermeden. Bunları bilmem hatırlıyor musunuz? Beraber ekmiştik. Şunu şuradan ayırıp çoğaltabilir miyim acaba? Bir şey deneyeceğim. Bunu buradan alıyorum. Aynen. Bunu yanına koyacağım ve öyle büyümesini bekleyeceğim.
kaktüs cinsi olduğu için büyür diye bekliyorum. Sahin ediyordum ben. Bunları hatırlıyorsunuzdur. Ektiğim zamanı çok küçüktüler. Tohumdan çimlendirdik. Sadece iki tanesi yaşadı. Ama bu iki tanesinde artık sonu geliyor gibi. Gerçi ben yine ejder meyvesi tohumları aldım. Onları da ekeceğim. Yakın bir zamanda çimlendirmem lazım. Ya işte zaman buldukça yapacağız. Hatta onları bu hafta sonu yaparım. Şimdi bu toprağı birazcık havalandırayım. Tekrardan saksımı geri koyuyorum. Hem biraz toprak tutsun hem de çok derine gömmemem lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde kökünü dolduruyorum. Çünkü yanından çıkan sürgünleri kapamak istemiyorum önünü ki büyümeye devam etsinler. Yanlışlıkla şu küçük arkadaşı kopardık. Onu hemen şuraya bir yere bırakayım. Belki henüz yoksalar. Şu küçük sürgünün de önünü açtım. Şuralarda biraz kuru toprak. Diğer saksıdan. Tamamdır. Şunu da böyle hemencik yanına kakabiliyorum. Umarım o da oradan büyür. Şöyle göstereyim. O kopardığımda şuraya ekledim. Canım Morticim, sen orada duruver azıcık. Benim ellerim çok güzel bir şekilde battı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz çok fazla uzun değildi. İki tane ejder meyvemizin hayatını kurtarmaya çalıştık. Umarım hayatlarını kurtarabilmişizdir. Bize meyve verebilirlerdi. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bunları böyle güzelce birazcık sulayayım. Can sularını vereyim. Ondan sonra da yatayım. Uyku zamanı geldi. Yarın sabah iş var. Kendinize çok iyi bakın. Beni sevmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.